Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar uzun bir süredir ara verdiğimiz zirvede neler oluyor tekrardan çekiyoruz. Fakat bu sefer biraz daha farklı yapacağım arkadaşlar. İki kademede ele alacağım. Bir tanesi normal globalde alacağım. Bir de Türkiye listesine bakacağım. Türk oyunculara bakacağım arkadaşlar. Madem bu kadar çok emek veren Türk oyuncusu var, onların da arkadaşlar hakkını yememek lazım. O arkadaşlarımızın da başarılarını göstermek lazım arkadaşlar. İlk olarak zirveye baktığımızda eski ismiyle Tridermen, şimdi Pastır Van arkadaşlar. Pastırma gibi olmuş, onu da söyleyeyim baştan. Pastır Van. Pastır ne demek acaba ya? Pastırma mı acaba? Kayserili mi acaba bu? Şöyle bir bakayım abi. Ne demekmiş Pastır Van? Şunları çevir. Pustar Van. Birini seç oluyormuş arkadaşlar. Norveççe'ye çevirirsen de nefes al oluyormuş. Artık hangisi bilmiyorum. İngilizce'de birini seç oluyormuş. Pasta ne? Pasta diye bir şey yok ki. Pasta desek. Neyse abi. Yani İngilizce'de birini seç, Norveççe'de nefes al oluyormuş arkadaşlar. Bu isme dönmüşler. 2 milyon 701 ile birinci sırada. İkinci sırada HQ var arkadaşlar. HQ'da Gencerme'ye geçerek ikinci sıraya geçmiş durumda ve birinciye de yaklaşmış durumda, yani çok fazla bir şey kalmamış arkadaşlar. Böyle giderse büyük ihtimalle birinci, ikinci, artık birinci olur. Gencerme arkadaşlar uzun süredir yükseltme yapmıyor. Ben takip ediyorum. Uzun süredir bir yükseltme yok. Hep aynı rakamda. 2,5 milyonda duruyor. Biraz daha beklerse ben de yetişeceğim ona. Az kaldı. Dördüncü sırada Stan Lieber var. İsim değiştirmeler çok fazla olmuş. Beşinci sırada arkadaşlar Asgard'dan bir kere daha Octamonkey var. Altıncı sırada Magus var. 2400'de. Şimdi detaya da bakacağım arkadaşlar. 7'de Ask var. 8'de ART var. 9'da Ductman var. 10'da Brutal DLX var arkadaşlar. Çok çok eski MMX oyuncusu. Bizim Gundy'de arkadaşlar en son baktığımızda 18'lerdeydi. 14'üncüye kadar çıkmış. Şimdi detaya doğru bir inelim arkadaşlar. Profillere bakalım. Profile baktığımda pastırmada arkadaşlar, ben bundan sonra ben pastırma diyeceğim abi. Pastırmada iki tane 6 yıldız var. Ebonisine baktığımız zaman 200 kopya. Obsidian'da 200 kopya. Onun dışında şu anda pastırmada arkadaşlar diğer 5 yıldızlar Prestige'de henüz 6 yıldıza abanmamış. En yüksek PvP'si de Arena'da 865'miş arkadaşlar. 695 tane karakteri var. 695 ne güzel rakam. HQ'ya bakalım arkadaşlar. HQ ne durumda? HQ'nun 699, yani 4 tane daha fazla karakter var. Full 5 yıldızlardan oluşturmuş arkadaşlar Prestige'i. Full 5 yıldızlardan oluşturmuş. Arena kasmış mı hiç? Evet. 1001 seri yapmış arkadaşlar. Full 5 yıldızlardan oluşmuş. N'ye de bir End ittifakı da patladıktan sonra arkadaşlar ikiye bölündü. NEA'ya ve Asgard'a elemanlar gönderdi. Ve Gencerme, dediğim gibi arkadaşlar uzun süredir bir şey yükseltmiyor. 674 karakteri var. Alev Adam ve Obsidian var ama şu anda güçlendirme basmış. Büyük ihtimalle ittifak savaşında burada arkadaşlar. Baksana Alev Adam'a 5400 falan vurmuş ya. Çatır çutur dövüyor var ya. Şu anda savaşta büyük ihtimalle güçlendirme basmış. Ama bayağı basmış. Ne varsa abanmış. Ankara 21.370 olmuş. Obsidian'a bak, kaldır gücü 5700. Peh, ne vurur be var ya, insan gibi dövmez ha. Tamam hadi artık bit. Niye böyle yavaş takılıyorsun? Dördüncü sıradaki vatandaşa bakalım arkadaşlar. Bunun profilinin durumda. Aa, bağlantı hatasında sıkıntı mı var acaba? Niye böyle takılmıyor şeyde? Bu vatandaş arkadaşlar full 6 yıldızlardan prestij yapmış kendine. 677 tane karakteri var. Namor 277 kopya. Şampiyon 180 kopya. 277 ne ya? 200 kopya. Allah Allah, bu ağırlığın sebebi nedir? Mephisto var 200 kopya. Şampiyon arkadaşlar 200 kopya olmasına rağmen Mephisto'nun üstüne çıkıyor. Ve Kaptan Amerika Infinity vardı, 165 kopya. Altı adam altı da zaten şey yapmış, prestij yapmış. Octamonkey'e bakalım. Bu yine full 5 yıldızlarla devam ediyor. 648 silosu var.
Magus'a bakalım. Magus. Magus da bana eski dosyada Magnus vardı. Onu hatırlatıyor. Prestige'e bak. Namor ve Namor. 140 kopya 6 yıldız Namor. 5 yıldız 200 kopya Namor'dan daha fazla prestije sahip. Sonra Goldpool ve Gece Maymunu'yla gelmiş. 670 karakteri var. Kim var? Ask var. Ask'a bakalım. Yine 5 yıldızlı aran prestij yapmış arkadaşlar. 685 tane karakteri var. 2.381.000. Artvin'liğe bakalım. Bu da Artvin'lerde. ARTNVS yapmış ama Artvin gibi duruyor bu da. Taş adamdan prestij yapmış arkadaşlar. 10.600 taş adam. 10.550. Bu ha, ama bu şey başka bir ittifakta. Abidik gubidik bir ittifakta zaten. Oranın lideriymiş. Yani prestij çünkü çok düşük de. Bu kadar öyle seviyede bir adamın prestiji kes ya. Ductman var arkadaşlar. Ductman'e bakalım. Namor, Karadol, Gece Maymunu ve Taş Adam'dan prestij koymuş. Yani 10.600'ün üstüne daha prestij videosu yapmıştık. Taş Adam burada 10.605 falan o civarda bir şey. Yani hepsini topladığınızda 10.620, 10.20, 25 o civarda falan. Yani 30 olsun maksimum. O civarda bir prestiji var bu vatandaşın da. Brutel'e baktığımızda arkadaşlar. Buradan Brutel'e bakmışız da yanlış. Darkman'e bakmamışız yani. Düzeltelim de. Darkman'da da yine 5 yıldızların en iyi üçlüsü var. Aynı zamanda 6 yıldız yığında 140 kopya arkadaşlar. Yani 6 yıldızlar. Yani böyle büyük oyuncular bile 6 yıldızlara daha yeni yeni geçiyor prestijde. Merak etmeyin yani. Bütün oyuncuları alması belki bir seneyi bile bulur abi. Hiç şey yapmayın. Bir de şu Gundi'ye bakalım arkadaşlar. Gundi ne durumda? Gundi de full 6 yıldız ve buna çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 6 yıldızlarda prestiji en yüksek olan karakter arkadaşlar Sunspot. Şimdi burada gördüklerinizin hepsi 200 kopya şampiyon. 200 kopya Sebertut. Thor Ragnarok arkadaşlar 139 kopya. Thor da 6 yıldız içerisinde en yüksek ikinci prestij sahip karakter. 139 kopyayla. Yalnız Sunspot da şöyle bir şey var. 90 kopya olmasına rağmen adamın ilk 4'üne girmiş. Yani bu adamın ilk 4'ünde daha ne istersin der. Birinci sırada bu karakter ve hakikaten iki yüksek P karakterini adam yakalamış ya. Vallahi helal olsun. Biz de 2410'uyuz arkadaşlar globalde. İyi 2500'ün üstüne çıkmışız. Şimdi gelelim Türkiye'ye arkadaşlar. Türkiye'ye baktığımızda Pastırma birinci sırada. Gencerme ikinci sırada. Japon cihazlarla 0913 var arkadaşlar. O da 2M puanla üçüncü sırada. Profili nasılmış? Hemen bir profiline bakalım. Namor, Kaptan Marvel, Sunspot ve Warlock var arkadaşlar. Yani şöyle ortalama baktığımda prestiji 10.630 civarı falan gibi gözüküyor 5. adamıyla beraber. Legend of Rus varmış arkadaşlar. Nasıl Türkse artık. İçinde Rus efsanesi yazan Türk buluyoruz abi. Değil işte yani bunlar hesabı zamanında satın almışlar işte öyle oluyor. Türk IP'sinden almış devam etmiş. Kim varmış başka? Afk for life. Afgan gibi duruyor la bu da. Türk ama. Neyse. Bu da arkadaşlar bu şekilde bir prestij kurmuş. Bunda ortalama prestiji 10.620 falan o civarda bir şey olması lazım. Ne var başka? Kang'dan Omario var arkadaşlar. Brayda var. Evil Pumpkin var arkadaşlar. 1.650. Bizim eski takım arkadaşımız. Bayağı azimlidir, hırslıdır o konuda. Çok güzel kristal açar. Onu da söyleyeyim. Bildiğim için söylüyorum. Omni'de Murti var arkadaşlar. Japon bit bir yerde Miracle var. ASR'den Dead Battle var arkadaşlar. Yine bizim arkadaşımız. Beraber bolca arana kasarız. King Ray'den var arkadaşlar. Benim eski ittifakım. Taşova var. Bu Taşova daha önce sanki Kank'ta diye hatırlıyordum. Yine İlkel'den Adonis'ti var. 1.490.000 bolca arana kasar. Ve Raşit'ti de arkadaşlar. Türkiye'de 16. sırada bugün beraber bir kahve içmiştik. Ne kahvesi, kahve, çay, ne varsa, portakal, mortakal ne varsa götürdük. Paso sıvı aldık. Yine İlkel'den var arkadaşlar. Ekse, kuy, o işte adı neyse. Böyle karışık isimle söyleyemiyorum. Adamlardan Küver, TV'den Hasan Özer. Hasan Özer eskiden futbolcu, öyle futbolcu vardı. 20. sırada yine böyle karışık bir isim. 21'de Niko var, Rus herhalde. Türkiye'de oynayan bir Rus'a benziyor. 22'de bu yabancı isim var. 23'te o yabancı isim var. 24'te bu var. 25'te var.
26'da var. Bunlar hep Türkmüş arkadaşlar. 1 milyon 400 civarı Türk ortalaması. 30. sırada yine arkadaşlar eski takım arkadaşım var. Sağ olsun zamanında arkamdan yalan söylemişti. Hakkımı helal etmiştim. Zaten sıkıntı yok. İlkel'den var arkadaşlar. Arkamızdan kimler ne konuşmadı ki ya? Veya biz kimlere helal etmişiz hakkımızı? Konuyu hatırlarsınız yani bu hani bir tane de kız çocuğu çıkmıştı arkamızdan küfür etti müfür etti muhabbeti falan yapmıştı. Onunla beraber olsun be canımız sağ olsun siz ne yapalım. Hadi eskileri de andık. Ankara İttifakı'ndan var bir vatandaşım var. Basri Tuta varmış. Basri. 1353. 33. sırada Türkiye'de güzel. Türkçe isimler kim var abi başka? Korkut var 40. sırada. 43'te Azap Beyli var arkadaşlar. 1 milyon 300. Doktor Dara. Dara düştüm mü doktor ora. Eski takım arkadaşımız. ASR'den integral var. Ne bizim arkadaşımız. YouTube kanalı arkadaşlar mutlaka takip edin. Bu ittifak savaşı paylaşıyor. İntegral. Yani YouTube'a Mucho integral yazın arkadaşlar. Çıkıyor. Tavsiye ederim. Kesinlikle takip edin. Şöyle bakalım. Kurtoğlu var arkadaşlar. Bu kim var? Yine bizim eski takım arkadaşımız. İzmir'den Mehmet 35 var. Arda var. Soydan var Ankara'da. Ankara'ya bak. İki tane arka arkaya gelmişiz. 61-62. Tabi zamanı geldi artık bu listenin yukarısına çıkacağız arkadaşlar. İlk yüze şöyle bir bakalım. Bahadır var. Bilal var. Hüso var. Mesut Tırpancı var. Ali Baba ve Kırkaramiler var. Master Türk var. Master Şef gibi. Bay Bozkurt var. Çaylak var. Tuna. TU İttifakı'ndan da var. Yine Ankara İttifakı'ndan da var. Bir yandan da ben bu ittifaklara ara ara bakıyorum ki arkadaşlar bu Türk isimlerini unutmayayım diye. İlk yüzde bu şekilde. Yani ilk yüze girmek için arkadaşlar Türkiye'de 1 milyon 193 bini geçmeniz lazım şu anda. 1 milyon 194 bin olursanız arkadaşlar ilk yüze girersiniz Türkiye'de. Biz 62. sıradayız. İnşallah daha da yükseleriz. Globalde peki ilk yüze girmek için ne kadar puan lazımmış? İlk 100 puanı da 1 milyon 817 bin şu anda arkadaşlar. Şu anda tabii her geçen gün bu rakamlar artmaya devam edecek. Globalde durumlar bunlar. Günde ufak ufak yükseliyor. HQ yükseliyor. Türkler şu anda bir duraklama dönemine gitmiş. Aman Osmanlı gibi gerilemeye gitmesin de sıkıntı olmasın arkadaşlar. İnşallah Türkler burada ilk yüzün tamamı Türk olsa var ya mis gibi olur. He. Hepsi bir de yanında böyle Türk bayrağı falan. Öf öf kral olur. Neyse inşallah o günlerde görürüz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.